Kıyamete iman. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Onda şüphe yoktur. Gerçekten Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Haç Suresi 7. Kıyamet günü Allah'ın kainat için takdir ettiği ömrün bittiği gündür. O gün insanların imtihanı sona erecek ve imtihan yeri olan dünyayı her şeyle birlikte Allah darmadığını edip yok edecektir. Bu Allah'ın Kur'an'da vaat ettiği bir sondur. Kainatın fiziksel ömrünün biteceği, bilim adamlarının da gözlem ve tespitler sonucunda kanaatine vardıkları ve beklenti halinde oldukları bilimsel bir gerçek halini almıştır. Kur'an'da kıyameti tasvir eden bazı ayetler şöyledir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Artık sura tek bir üfürülüşle üfürüleceği, yeryüzü ve dağlar yerlerinden oynatılıp kaldırılacağı, Ardından tek bir çarpma ile birbirlerine çarpılıp parça parça olacağı zaman. işte o gün vakıa bir gerçek olan kıyamet artık vuku bulmuş, gerçekleşmiştir. Gök yarılıp çatlamıştır. Artık o gün sarkmış, zaafa uğramıştır. Hakk'a suresi 13-16 Kıyamet günü ölmüş olan tüm insanları Allah diriltecektir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra siz gerçekten kıyamet günü diriltileceksiniz. Müminun suresi 16 Allah dirilttiği tüm insanları o gün bir araya toplayacaktır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah ondan başka ilah yoktur. Kendisinde hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri muhakkak toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kimdir? Nisa suresi 87. Kıyamet günü hepimizin teker teker Allah'ın huzuruna çıkacağı ve dünyada yaptığımız her şeyin ortaya konacağı zamandır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Siz o gün arz olunursunuz. Sizden yana hiçbir gizli gizli kalmaz. Hakka Suresi 18 O gün her yaptığının karşılığını tam olarak alacak Allah'ın sonsuz adaleti tecelli edecektir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz ise kıyamet gününe ait duyarlı teraziler koyarız da artık hiçbir nefis hiçbir şeyle haksızlığa uğramaz. Bir hardal tanesi bile olsa ona teraziye getiririz. Hesap görücüler olarak biz yeteriz. Enbiya suresi 47. Kıyamet günü Allah'ın, kainatın, dünyanın ve her şeyin biyolojik sonunu getireceği zamandır. O an tüm fizik kanunlarını, o kanunları koyan Allah işlemez hale getirecek ve afet tabir ettiğimiz olayların kat kat üstünde gelişen bir dizi felaketler zinciri başlayacaktır. Şu anda üzerinde yaşadığımız dünya zaten çok hassas dengelerle varlığını devam ettirmektedir dünyanın güneşi olan açısı ve uzaklığı tam olması gereken düzeyde ayarlanmış, yer çekimi sabitlenmiş, gökyüzünde dünyayı çarpıp yok etmesi çok muhtemel gök taşlarından korumak için atmosfere adeta kalkan gibi koruyucu bir tavan yapılmış ve bunun gibi daha birçok hassas kanunlar yaratılmıştır. Tüm bunları yaratan, henüz insan dünyada yokken tüm bu dengeleri insanın yaşamına uygun olarak düzenleyen alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah'ın kainatı her an kudreti altında tuttuğu şöyle haber verilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır. Fatır suresi 41 Allah'ın bu hassas dengelerin işleyişini bozduğu an her şey yok olmaya gidecektir. İşte o an Allah'ın vaad ettiği kıyamet günüdür. Kıyamet günü Allah'ı meydana getireceklerini görüp yaşayan insanlar olayların dehşetinden şoka gireceklerdir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, Rabbinizden korkup sakının. Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir. Onu gördüğünüz gün her emzikli kendi emzirdiğini unutup geçecek ve her gebe kendi yükünü düşürecektir. İnsanları da sarhoş olmuş görürsün. Oysa onlar sarhoş değildirler. Ancak Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Hac suresi 1-2 Eğer inkar edecek olursanız çocukların saçlarını artan bir günde kendi kendinizi nasıl koruyacaksınız? Müzemmil suresi 17 Kıyamet günü başka nelerin olacağını Allah bize Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Güneş köreltildiği zaman, yıldızlar bulanıklaşıp döküldüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, Gebe develer kendi başına terk edildiği zaman, vahşi hayvanlar toplandığı zaman, denizler tutuşturulduğu zaman, nefisler birleştiği zaman ve diri diri toprağa gömülen kızcağıza sorulduğu zaman hangi suçtan dolayı öldürüldü? Sayfeler amel defterleri açıldığı zaman, gök sıyrılıp yüzüldüğü zaman, cehennem ateşi çılgınca kızıştırıldığı zaman, cennette yakınlaştırıldığı zaman artık her nefis neyi hazırladığını bilip öğrenmiştir. Tekvir Suresi 14